Herkese merhaba. Ders 6 ile birlikteyiz. BSP Layers konumuz nedir? Board, Support, Package, Layer'ları. Board, Support, Package ifadesi daha önce geçti eğitimde de. Hatta siz de tabii ki profesyonel hayatta karşılaşmış da olabilirsiniz. Sistem on chip üreticilerinin vendor diye sağda solda gördüğünüz şeyler ya board'unuzun üreticisi, board'un sistem on chip'in üreticisi gibi firmaların çıkardıkları Texas Instruments'ın, ST'nin, Atmel'in, NXP'nin çıkardıkları bazı layer'lar var. Spesifik layer'lar. O layer'ların içerisinde bir öncelikli olarak kernel, U-boot konfigürasyon, board spesifik konfigürasyonlar. Ve o board'un içerisinde yer alacak bazı paketler için gereken bazı patch'ler gibi gibi. Board'a dair ne sözümüz varsa yoktu dahilinde burada söylüyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Yaklaşık 30 slide var önümüzde. Şimdi açacağız. Evet, öncelikle BSP'lerinde yoktu projesindeki BSP'lerine giriş demiş. Biz meta TI'yi biliyorsunuz. Bu kendi bakımının yapıldığı Git repositorisinden yoktu klasörümüz içerisinde dahil etmiştik. Bir de yoktu meta yoktu BSP var. Bu referans BSP layer olarak geçiyor. Onun mesela readme file'ına baktığımız zaman mesela desteklediği meta yoktu BSP içerisinde desteklenen referans olması adına yani pratikte ben kullanmadım. Yapılmış bir layer zaten kendisi de yoktu Project Hardware Reference BSP olarak ifade ediyor. Şimdi devam edelim. Evet, donanım cihaz spesifik layer'lardır. Belli başlı donanımları desteklemek için işte Meta TI, Texas Instruments tabanlı bazı donanımları desteklemek üzere onun içerisinde ne olur? Bir machine klasörü içerisinde pek çok board'u, bir layer pek çok board'u destekleyebilir. Kabaca bunu ifade ediyorum. Genelde kernel'ı bootloader ve gereken modül ve driver'ları üzerine değişiklikleri içeriyor. Ayrıca gerekli bazı yazılımlar, donanım özelliklerini kullanabileceğiniz gerekli bazı yazılımlarla ilgili de konfigürasyon veya ek resipiler veya append resipiler öğrendiğimiz gibi daha önceki slide şeylerde, videolarda içerebilir. Evet, normal bir layer'dır görünüm ama. Ve diğerleri gibi meta tire BSP ismi. Burada ne oluyor? TI, NXP, ST, Atmel vesaire şeyler görmeye alışabilirsiniz. Hatta onun üzerinde de olabilir. İşte Verisight'ın bir board'u vardır. Bu vendor'dur aslında. TI tabanlı veya NXP tabanlı board'lar üreten ama sistem on modül board'lar üreten insanların sistem on modüllerini alıp altına carrier board tasarlayıp ürün çıkardıkları tarzı biliyorsunuz vendorlar var işte ne gibi işte Boundary Devices gibi Verisight gibi Fitek gibi falan filan. Onlar da keza takip edersiniz dokümanlarını. Onların da layer'ları var. Onlar da boardlarını eklerler ve onlar da böylece hardware BSP layer'lar kendilerine çıkarabilirler. Evet. Şimdi evet, biraz önce yukarıdaki ifadeyi desteklemek üzere Hardware Configuration Files, Bootloader Kernel, Donanım Konfigürasyon dosyaları, Machine Klasörü içerisinde. Onunla beraber çeşitli resipiler, bu U-boot, Kernel veya işte X-Window destekleyen, X-Server destekleyen bir board'unuz vardır. Onunla ilgili Display Support'unu da buradan gösterebilirsiniz. Pre-built User Binaries dediği
Benim ilk aklıma gelen kaynak kodu sizde olmayan bazı firmware'ler olabilir. Mesela TI'nin içerisindeki bazı alt sistemler var. Onların mesela .elf uzantılı firmware'leri olabiliyor. Veya o board'un içerisinde bir mikrokontrolör vardır. Ekstra bir mesela bir akıllı bir power yönetim katmanı vardır board'un. Onun bir firmware'i vardır. O firmware siz yükleyebiliyorsunuzdur ama source kodunu vermemiş olabilir. Evet, .elf olarak mesela veya başka ne formatta olursa binary'ler olabilir. Benim ilk aklıma gelen bu. Başka ne olabilir? Aklınıza gelen varsa yorumlara ekleyin lütfen. BSPlace Hardware Configuration Files'a gelelim şimdi. İşte şu mesh'in klasörü altında. Hadi biz yaşayarak öğrenelim hemen. Şimdi nedir? Meta yoktu. BSP referansa bakalım. Bakın. Meta yoktu. BSP içerisinde conf mesh'in altında bakın. BeagleBone yoktu. Conf'u Edge Router diye bir şey desteklemiş. Generic x86 device'lar için. Ne kadar güzel ya. Bak, Generic x86 device'lar için de bir şeyler var. Yani gerçekten parantez içerisinde kendime bir manage switch yapacak olsam ve bu x86 tabanlı olsa veya kendime bir sunucu inşa edecek olsam ve x86, x64 tabanlı bir şey olsa, evet, işletim sistemi yoktu, öyle yapsam ne kadar güzel olur değil mi? Yani illa CentOS, illa Debian şart değil. İhtiyaçlara göre. Tamam, neyse. Meta TI'ye bakalım. Bakın burada conf altında machines. Hoppa, buyurun. Sürüsüne bereket. Burada AM37'nin Evolution modülü, EVM Evolution modül, AM57'nin, 65'in, 437'nin, BeagleBone Legacy, BeagleX15, BeagleBoard. Bunlar, evet, 2013-2014 veya daha önceydi galiba. Daha eski. Bunlar daha eski. 2011-2012'lere dayanıyordur bu boardlar. Ve elime de geçmişti. Biraz kurcalamıştım. BeagleBone bizim kahramanımız burada. Ve iniyor aşağıya. Şimdi. Evet, birazdan bunun içerisiyle ilgili bir şeyler konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Meta TI Conf Machine altı BeagleBone Conf varmış demiş. Machine, 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 Machine. Bakın burada bir include da var. Include'ları da birazdan göstereceğiz. Evet, burada ifade edilen machine eşittir BeagleBone. Evet. Dosya ismiyle makine ismi uyumlu olmalı. Peki machine BeagleBone'u nerede ataması yapmıştık? Haydi hatırlayalım. Build conf local conf diyorum ve iniyorum bakın şimdi. Bakın machine. Ne dedik? BeagleBone ataması burada. Burada örnek olarak bakın BeagleBone yoktu. Bakın gelişimde. Bakın burada conf machine altında gördüğümüz burada değil. Meta yoktu, BSP. Bakın burada BeagleBone yoktu. İsmi generic edge router, generic x86 bla bla isimlerin desteği yer alıyor. Ayrıca doğrudan OpenEmbedded'in conf machine'inde açınca camel ifadeleri de burada görüyorum. Makine tanımları burada yapılmış. Meta TI'nin kinde ise sadece bakın kelime BeagleBone tire yok da conf yok. Sadece BeagleBone conf var. Dosya adı
Ne oldu? Burada atacağımız makine ismiyle uyumlu oluyor. Evet. Evet, her makine ritmide tanımlanmalı. Evet, readme.hardware'de gördük. MetaTray yoktu için. Ama MetaTI'da readme'sinde makine bazlı bir açıklama göremedim. Evet, devam edelim. Evet. Konfigürasyon değişkenleri içerir donanım yapılandırma dosyası. Mimariyle ve makine özellikleriyle alakalı. Kernel image'i kastimize etme ve kullanılan file sistemleri atama ile ilgili şeyler de görebiliriz. Birazdan bakacağız. İşte burada architecture ile alakalı. Preferred provider mesela virtual kernel'da ne kullanılacağını ataması. Machine features. USB OS screen, Wi-Fi, USB gadget yani burada veya Bluetooth yazabilir ve Bluetooth yazdığında birazdan neler oluyor? Yani aslında bu Machine Features nedir birazdan bakacağız. Serial Console malum debug portu cihazın. Image type neler olabilir? Z-Image olabilir, U-Image olabilir işte falan filan. Evet. Machine Features meselesini irdeliyor bakın. Machine Features. Bunlar makine donanımın üzerindeki bazı özellikleri örnek kelime böyle keyword tarzında kelimelerle ifade ediyor. Mesela Bluetooth dediğin zaman diyor Blues isimli zaten servis de imaja eklenir. Ayrıca Conman seçilmişse Conman'daki Bluetooth desteğiyle enable edilir falan filan böyle zincirleme bir sürü artık arka planda bazı değişiklikler yapıyor. Bu çok high level bir destek açıkçası. Evet, en üstten cihaz bazı özelliklerini enable disable edebiliyorsunuz. Ve de root file sistemi otomatikman bazı yani Bluetooth'u siz keyword olarak kullanıyorsunuz ama imaja kadar veya imajdaki başka bir paketin Bluetooth özelliğinin açılıp kapanmasına kadar zengin bir özelliği temsil ediyor. Evet, include file'lardan burada bahsedecek. Bahsetmeden biz bir yerinde görelim bakalım. Ürünü biz yerinde görelim. Bakın. Bakın BeagleBone Conf Kernel Device Tree. Hangi device tree'ler içerisinde yer alacak? Listemiz burada. Bu device tree'lerden hangisi U-Boot'ta seçilmişse o kernel'a verilir. Onunla açılır.
Artık o tabi bu Bone Black'ler için geçerli. DVI konektör demiş ama HDMI çıkışla alakalı olsa gerek. Machine GUI Class, Big Screen. Bunlara ayrıca bakmak lazım. O konuda benim de tam bir fikrim yok. Serial konsol 115-200 TTS0. TTS0 portunu debug port olarak kabul etmek üzere 115-215-200 bit per second. Baudu rate'inde klasik debug konsol tanımı. Evet, biz burada bir değişiklik yapmıştık. Vakti ile. Biz bu değişikliği yapalı ay olacak ama 10 minutes ago niye ediyor onu anlayamadım açıkçası. Sevgili GitLens, Allah Allah. GitLens'ten de bir şey değil o. Bunu commit etsek bu tarihi doğru tutacaktır o. Tamam. Ben de bomb black olmamadığı için bu, biliyorsunuz bu konuyu. Bomb black config, Beagle Bomb Black kullananlar bunu açıyordu. Ben bunu kapattım. Beagle Bomb White için EVM dev config kullanmam doğruydu. Onu kullanmıştım falan filan. VKS meselelerini sonra göreceğiz. Bakın. Image boot files yani uboot SPL olarak MLO sonra da uboot image derlenecek. Yani secondary loader ve üçüncü loader olarak da uboot'un kendisi. Şimdi image fs types burada tarih z olabilir. JFS2 olabilir. X3 olabilir. X3.gz olabilir. CPI olabilir. Olur da olur. Week konusunu şimdi konuşmuyorum. Gibi bakın bir BeagleBone.conf önümüzde. Include'ları var. Include'larını da kısa bir ziyaret edelim. Inconf, include, BeagleBone include'a gidelim. Bakın burada Python'la bir ekleme yapmışlar. Burada bir hatayı basacak. Hatayı basmak üzere bir girdi yapmışlar. Yoktu bir ESP layer'lar arasında varsa. BB layers conf içerisinde eğer yoktu bir ESP de varsa bir dalda iki cambaz olmaz hatasını basacak. Bir de neydi? TI 33x inç yani AMI 33 ailesi. Bakın CRC family olarak diplerde bayağı aşağılara indik şu an. TI CRC inç bir include daha varmış. X desteklersen big screen işte muhtemelen bu şey HDMI çıkışına karşılık gelecek. Default screen açılışta onu oradan göreceksiniz. Raspberry Pi'deki gibi meselesi. İşte bakın Preferred Provider, Virtual Kernel, Linux TI Staging, Virtual Boot Loader, uBoot, efendim bunları burada BeagleBone.conf'ta göremedik mi? Ben mi hatırlamıyorum? Evet, gayet high level şeyler vardı. BeagleBone inç, BeagleBone inç'te de sadece bir daldaki cambaz olmaz hatasını basacak. Asıl TI 3x inç include içerisinde espriler var. Preferred Provider buradaymış bakın. Ya. Bunları gerçi nereden olduğunu çıkarmıştık daha önceden. Kayıtlarımda var mı bilmiyorum da. Linux TI Staging. Preferred Provider nerede atanıyor falan filan konusunu. Virtual paketler konusunda irdelemiştik. Evet geçtim. Include'lar. Farklı bir mimariden örnek verdi. Bu slide burada olmamalıydı. Yani bu slide'ın bunları niye koydun abicim buraya?
Bunları buraya koyacağına benim açtığım gibi ti.33x.engineer diyeceksin burada. Bu MX28 NXP'nin board'uyla alakalı. Arkadaşlara söylemek lazım. Bunun yerine ti.33x.engineer koy slide'ına. Değil mi? Onların verdiği örnekte de bıdı 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 bir şeyler var. Benzer şeyler. Ve bootloader'a geçmiş. Sessiz iki slide vermiş. O sessiz iki slide daha doğrusu bunları vermeliydi. TI-3x inç, çünkü bizim BeagleBone.com'un içerisindeki include'lar onlar. Heh, şimdi ben bak bir üstüne daha çıkacağım. Şu TICOC.inç'e de gidelim. Yani artık bir COC family. Bir de üst, daha üstü de varmış. O nerede? Confirmation includes. Varsa confirmation includes COCFamily.inch. Dmitrienko 3 yıl önce eklemiş ama. Evet. SOCFamily. Bu generic. SOCFamily tanımı. Bula buraya geçiyorum. SOCFamily.inch'i ben göremedim burada. Neyse siz görürseniz benimle paylaşın. Şimdi hiç zaman kaybetmiyorum. Evet, bir de bootloader'ımız var. Bootloader satırlarımızı okuyalım. TI-3x inç içerisinde bootloader'la alakalı neler söylenmiş. Onlara bakalım. Bakın uBoot'la ilgili. Preferred Provider girişi burada var. Bir de şurada MLO uBoot, bakın. Image Boot Files değişkenini atamış. Şimdi bakalım bu bize bu ne diyecek. Evet. Evet, bir bootloader'da bir uBoot derlemesi olacak. Evet. Default olarak uBoot'un mainline versiyonu. Vanilla versiyonu uBoot'un kullanılır diyor. POKI içerisinde yapılan, demek ki patch var orada. Meta, recipes, BSP, uBoot, uBoot, include içerisinde tüm maharetimizi gösteriyoruz. Machine file içerisinde ne diyor bakın? Some configuration variables used by the uBoot recipe can be customized in the machine file. Onlar da herhalde şu olsa gerek, bakın derleme MLO uBoot img çıksın diyoruz. Bunun gibi. Evet. Evet, devam ediyorum. Biz aynı şekilde meta TI üzerinden gittik. Bir de şeye bakalım. Aynı konulara. Bizim meta yoktu BSP içerisindeki meşhurumuz BeagleBone yoktu. Conf üzerinden bakalım. Evet. SPL binary ifadesi burada geçiyor. uBoot suffix burada geçiyor. Hemen bir aramalar, taramalar yapalım. O kadar dibe girmemeliyim.
Evet. Metatiya içerisinde Recipes BSP. Yoğurt işte burada. Metatiye içerisinde. Harika. Yoğurt TI inç içerisinde. Neler oluyor neler. Evet, UTI inç içerisindeyiz şimdi. SPL binary burada emeli olarak tanımlanmış. Default ama board şuysa, buysa, K3 ise TI SPL.bin şeklinde ayrı bir dosya olacak diye. Bakın, donanım spesifik exception'lar burada tanımlanmış oluyor. Ama genel olarak secondary program loader MLO olacağı ifade edilmiş. Default olarak böyle. Keystone'da K3'te o boş bırakılsın. Gibi gibi. Gibi gibi. Bakın SPI NOR flash detaylarına kadar burada aşağıya doğru iniliyor. Evet, SPI UART binary. Çok çok iyi. Yubut suffix, yubut machine, enter point. Evet, suffix'i gördük, bin veya image. Yubut machine ifadesi de bol bol geçiyordu. Onu yubut machine ifadesine bakalım. BeagleBone konfumuzda yubit machine. Biz onu ifade etmiştik zaten. Evet. Load adrese bakalım. Evet. 8000 8000 evet klasik adresinde. Xiaomi'nin kullandığım diğer boardlarda da öyle. AMI 33'lü boardlarda böyle. Evet. Bakın enter point ve load adres ifadeleri de TI-33X inch include'unda geçiyor. U-boot make target ifadesi nerede geçiyor? Bakalım bir gezinmeye devam edelim. Bu Recipes BSP dedi. Evet, Metaconf. Ben MetaTiA'yı baz alıyorum. Çünkü biz MetaTiA içerisindeki Recipe BSP içerisindeki U-boot'u derlemiş oluyoruz. Ve conf machine içerisinde BeagleBone conf. Yani machine conf BeagleBone conf dosyası da U-boot'la ilgili herhangi bir şey diyorsa Recipes içerisinde ki U-boot'ta Recipes BSP içerisinde MetaTiA içerisindeki Recipes BSP içerisindeki U-boot'tan bahsetmiş oluyoruz. Evet.
U-boot make target ol ifadesi burada. Burada sadece kullandığına göre yine bakın open embedded layer'ı içerisindeki bu dişi değeri kullanmış oluyor yani make all derken. Evet, bu detayları böylece geçiyorum. Siz custom yubut kullanabilirsiniz diyor. Extend recipe depend extra metadata to the original one. Şu ikisini yani mainline U-boot'u kullandığımız case meta recipes BSP içerisindeki U-boot'u kullandığımız durum. Meta recipes BSP içerisinde U-boot'u kullandığımız mainline durum şu ilk iki satırda ifade ediliyor. Siz yine de bunu bir BPend ile bazı şeyler değiştirebilirsiniz diyor. Diğer yandan siz yeni bir reçete ile kendiniz U-boot reçetenizi yazabilirsiniz. Ona örnek hangisi? O da meta tiyayın recipes BSP içerisindeki U-boot örneği. Ama halen şu include'u kullanmaya devam edin diyor. Etmiş mi bakalım? Gidelim bakalım. Şimdi meta tiya içerisinde uboot.inch ifadesine bakalım. Uboot.ti.inch içerisinde bakınız. Require yani include edilmiş. Core.base en üste çıkmış. En üstten aşağıya meta recipes psp uboot uboot.inch'i include etmiş. Yine gitti. Bu dosyayı kullandı. Ya tabii bunu bu açamaz şimdi. Bakın burada include edildi. Şimdi ben de saygıyla o dosyanın yanına gidiyorum. uboot.inch. Sen kendi uboot reçeteni aynı MetaTiA'nın yazdığı gibi yazsan da gideceksin yine uboot.inch'i require edip include edeceksin. Bu kadar basit diyor. Şu biliyorsunuz benden başka atama yapan olmamışsa hani budur gibisinden bir anlamı vardı değil mi? Burada ilk örnek atamalarında yapmış. Eğer herhangi bir atama bu uboot.inch'te ki değişkenler için herhangi bir atama yapılmazsa bunlar geçerli olacak. Bu da Python'lı ve normal script. Burada da task'lar. Bakın compile task'ı burada. Böylece ne olmuş oluyor? O özellikler require ede de en aşağıya doğru. Diğer tüm dosyalarda da erişilebilen fonksiyonlar olacak bunlar. Harika. Harika. Taskları da ekledi. Evet. İç içe maceramızda bizim meta TI örneğimizde şu geçerli. Ve yine de gördüğümüz gibi uboot inci eklediğini gördük. Yani şuradaki ifadenin doğruluğu bir daha. Yani bütün iş uboot inch içerisinde yapılıyor. Sen extend yazsan da yazmasan da meta TI gibi
Baştan resipini koysan da koymasan da. Ve kernel'a geçelim. Evet. Ya Linux Yocto'yu kullanırsınız. Poki içerisindeki iki yol vardır kernel'ı derlemek için diyor. Ya da tamamen kendinize bir kernel recipe yazarsınız. Genel olarak. Herkesin eğilimi böyledir. Yani elinize geçecek MetaTi mesela kullandığımızı düşünelim. Kernel resipesinin de ayrı olduğunu biliyoruz. Şimdi nereden biliyoruz? Şunları bir kapatalım. Poki. OpenEmbedded'i kapatalım. Machine'i Conf'u kapattık. Recipe Specific'i kapattık. Bakın Recipe Kernel burada kendisi. Evet. Sumo'da da yani MetaTi'nin sumosunda da evet 4.14 eski bir kernel destekliyor. Evet. Yoksa MetaTi şu an 4.19'ları destekliyor bildiğim kadarıyla. Çünkü kullanıyorum ben. Kernel. Evet. Biliyoruz bunu. Preferred Provider Virtual Kernel. Haydi bakalım bu ifade nerede geçiyor? Tekrar hatırlayalım. Mission file'ımıza gidelim. Burası diğer şeyden gelen referans BSP layer'ından gelen dosya. Bakın yerine Meta yoktu BSP'den gelen. Bunu kapatıyorum. Yubutları kapayalım. BeagleBone.conf bizim kullandığımız. Tamam. Sonra TI3X içine girelim. Include'lara gidelim şimdi. Preferred Virtual X Server var. Bakın. Preferred Provider Virtual Kernel Linux TI Staging. Preferred Provider Virtual Bootloader UBoot TI Staging. Burada bunlar seçimleri yapılmış. Virtual Bootloader olarak. Bakın genelleştirmiş. Farklı bir bootloader da olsa. UBoot TI Staging kullanıyor. Ama ayrıca şu neden var? Onu ben de bilmiyorum. Şu satır. Bilen varsa yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar. Önceki labda serice URI'yi patchlemek için ve dev config'imizi eklemek için kullandık. Hatta o zaman da söyledik ki bunun best practice'i nokta CFG'lere bölmektir. Fragment'lara bölmektir. Burada da ondan onu ifade etmiş. Dev config nasıl oluşturulur? Make save dev config. Bir make menu config işlemi yaparsanız ve ardından bir kayıt yaparsanız make save dev config denizde bir dev config oluşur. Onları da alt tire bla bla alt tire dev config olarak belli klasörlerin altında conf klasörleri vardır. Onların altına doldurabilirsiniz. Oradan dev config'inizi çağırabilirsiniz. Şimdi küçük bir şekilde bakalım buna. Tabii bunu uygulamayacağız. Bitbake'in kendi çözümünü odaklanacağız ama. Şimdi bir dev shell çağıralım. Şimdi ben mutfağa gelmiş oldum. Burası mutfağımız.
Tüm environment değerlerinin set edildiği dev shell ortamındayım. Many config dediğiniz o zaman bakın karşımda many config'im var. Gelin bir driver seçelim. Paralel port support modül olarak gelsin. Kaydettim mi kaydettiğim. Şimdi bakın configuration return to nokta config. Ha. Şimdi ama bulunduğum bu noktada değil tam olarak. Bu nokta config şu entering directory diyor ya bakın. Sonra da leaving directory diyor. İşte bu girip çıktığı klasör içerisinde nokta config. Gelin şimdi bir de save yapalım. Save def con save def config. Bakın devconfig'i de kaydetti. Devconfig ismiyle. Siz de bunu alırsınız. Layer'ınızın içerisindeki files'ın klasörün içerisine atarsınız. Tamam sizin oldu. Hayırlı olsun. Tabii ki bu devconfig'leri de yaptığınız devconfig'leri de fragmentler halinde parçalara bölersek bu ve bunlara isimler verirsek bu daha güvenli ve daha faydalı bir yöntem. Yani herkesin ismine ait bir konfigürasyonu var. Bir de bunun bitbake'çesi var bu işin. Şimdi kernel config mi? Kernel config bir task'ı bizim Linux.gi staging için implement edilmemiş. Bir bakalım hemen hatamızı da görelim. Linux Yocto'yu da biliyorsunuz. Linux yoksa da makinamızda tanımlı olmadığı için buradan çıkıyorum. Bunu kullanmıyoruz. Config mi? Linux TI staging. Bakın kernel config mi? Task'ı bizim builder'imizde tanımlı değil. Ama menu config yapabilirim, div config de yapabilirim. Ve hop karşımda konfigürasyonum. Device drivers'a gideyim. Bakın. Parallel port support burada. Şimdi bunu kaldırdığım bir fragment kaydedelim. Şimdi div config diyorum. İlla fotoğrafın ardında bir şeyler yapıyorum. Bakın fragment cfg oluşturdu. Bakalım ne fark olmuş. Bakalım. Bakın paralel port setti. Onu tekrar set unset yaptım ve o da bir fark oluşmuş oldu. Bu fragment cfg sürekli üzerine yazar. Her yaptığınızda her menu config, div config, menu config, div config'de yeni bir fragment cfg oluşur. Zaten şurada sihirli bir ifade kullanıyor. After integrating configuration fragments into the appended recipe. Şimdi biz layer'ımız içerisinden metatere bootclean layer'ı içerisinden biz BB Linux TI staging için bir BB append dosyası oluşturduk ya, patchledik vesaire. Ha, onun gibi konfigürasyonu da def config olarak bütün olarak vermişti bootlin. Onun yerine fragmentler olarak almak için her menu config konfigürasyon ardından div config oluşan fragment cfg yenisi bir önceki silinir üzerine yazar. Dolayısıyla o fragment cfg'yi bir menu config yapıyoruz. Ardından div config yapıyoruz. Fragment cfg'yi alıp kendi layer'ımızı yeni bir isimle kaydediyoruz. Tıpkı bakın şurada yaptığı gibi non support, ethernet support gibi isimlerle.
Okey. O zaman artık problem kalmıyor. Eğer kernel config task'ı kullandığımız Linux recipesi için tanımlıysa, ki bizimkinde değil, Linux yoktuğu için olabilir. Linux TI staging için böyle bir şey yok. O zaman da check edersiniz diyor. Ama S1'i bakın şu 2, 3 ve 4 olarak demediği ama asıl işin sırrını yazdığı satır şu satır. Fragment CFG'yi arkadaşlar alıp yedeklemeniz lazım kendi layer'ınızın içerisine. Ne oldu? Farkları aldınız. Böyle küçük küçük fark dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu klasik yöntem. Ne yaptım? Benim gibi dev shell açacaksınız. Burada dev shell memshell demiyor. Dev shell açacaksınız. İçerisinde make menu config yapacaksınız. Make save dev config yapacaksınız. Bir dev config oluşacak. Onları yine splitlere ayırabilirsiniz. Bu klasik yöntem. Bitbake'li yöntemi tavsiye ederim. Bitbake'li yöntemde de tak 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 zaten menu config task'ı tanımlı olduğu için hepsinde inherit olarak geliyor. Velhasıl bu 3 numaralı sayfada, bu sayfadaki fragment yönetme yöntemi daha sağlıklı. Şimdi bir de şurası var ki açık söyleyeyim, bu konuyu, advanced metadata konusunu ben de bilmiyorum. Genel kültür olarak size okuduğum kadarını ileteceğim. Tecrübem yok. Şurada bakın bunun bir dokümanı varmış. Açıyorum. Buradan detaylar okunabilir ama gördüğüm kadarıyla şimdi bakın burada kernel metadata 1, 2, 3, 4, 4 slide bunu ayırmış. S1'i şurada. 3 temel parçadan oluşacak yeni bir kernel konfigürasyon yaklaşımı. SCC. İşte Serial Configuration bla bla bir şey. Bu SCC dosyaları içerisinde kural tanımlanıyor. Fragmentları normal şekilde oluşturduk. Biraz önceki 3 bölü 4 slide'ındaki gibi fragmentları oluşturduk. Geldik artık bu yaklaşımı benimsedik diyelim mesela. Bir SCC dosyalarınız var, bir de blabla.cfg fragment dosyalarınız var, bir de .patch dosyalarınız var. Buradaki diyor ki her bir feature için sen SCC.cfg.patch olmak üzere featurelarını artık parçalara ayırarak da konfigüre edebilirsin diyor. Aslında kulağa çok hoş geliyor. Konfigürasyon fragmenti artı patch olmak üzere her bir feature'a ayrı fragment patch dosyalarını ayırıyorsun. Bir de bunu git tarafını da yönetirim ben diyor. Bakın git merge diye SCC içerisinde bir şeyler beni bu çok etkiledi. Gel, ben senin git merge'ünü de yapıvereyim kardeş diyor. Bakın örnek göstermiş. Define, 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 include, branch, git merge my feature. Çok hoş. Include da destekliyor. Başka SCC'leri de koyabiliyorsunuz. Bu SCC sizin kernel geliştirme süreçlerinizi feature parçalara ayırmanızı sağlıyor ve git mantığıyla da uyumlu. Git merge'ü de içinde desteklemiş. Öteki türlü ne olacak? Her şeyi SRC URI artı eşit patchler olarak ekleyeceksiniz. SRC URI artı eşit nokta CFG konfigürasyon fragmentleri olarak ekleyeceksiniz. Sadece isimlerden ayırt edebilirsiniz feature'ları. Ama böyle feature'ları yönetiyorsunuz. Feature'ları yönetme yöntemi. Ben bunu en kısa zamanda denemek istiyorum. Denedikten sonra da zaten bu serinin sonunda böyle unplugged olarak, şey olarak süresiz, düzensiz olarak eklemeler yapacağım. Valla bir tanesi de bu olursa ben de çok memnun olurum kendi adıma. Bu güzel bir şeymiş arkadaşlar. Bu bayağı ileri ama. Siz iyice bir sindirin. 1-2 yokta projesi yapın, ondan sonra yapın. Bakın ben de yapmadım da. Ya benden önce yapabilirsiniz de problem yok. Evet, burada bu da bu da bunları geçiyorum. Bakın bir hiyerarşiden bahsediyor. Ama asıl espriyi şurada ifade ediyor. Örnek olarak bakın define'ımı yaptım diyor. Bakın feature.
feature bazlı gidiyor. Yani kernel farklarını feature bazlı yönetmenizi sağlıyor. Gerçekten çok hoş, etkileyici bir özellikmiş. Ben de bu slaytlarla öğrendim. Dedik ve labda görüşmek üzere.